Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyoruz. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk konuğumuz. Hoş geldiniz Sayın Külünk. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Evet, bu ne demeli Almanya'daki olaylara? Yani Almanya'daki olaylara ne demeli derken Alman Batı'nın ikiyüzlülüğü. Alman basınının bu farklı yaklaşımlarına. Tabii Türkiye'deki tırnak içerisinde aydınların da bu konuya sessiz kalıyor olmaları son derece anlamlı. Tabii ki Türkiye söz konusu olunca, İslam ve Müslümanlar söz konusu olunca Batı'nın bu tavrını anlamakta biz güçlük çekmiyoruz. Çünkü Batı ikiyüzlüdür. O nedenle dün Frankfurt'ta yaşanan olaylar aslında bir dünya sistemi hesaplaşmasının görüntüleridir. Son iki asırdır dünyayı yöneten para sistemli merkeze karşı halkların başkaldırı mesajıdır bu. Yani borçlandırma, faiz, devalüasyonlar üzerinden dünyada kendi dışındaki alanları şekillendirenlere karşı halkların refah mücadelesi, özgürlük mücadelesi, adalet mücadelesinin başkaldırısının ifadesidir Frankfurt sokaklarındaki gördüğümüz görüntüler. Tabii ki bir dost ülkede bu tip hadiselerin olmasını da biz dost ülkenin ruhuna uygun olarak hoş karşılamıyoruz. Ancak daha 2 yıl evvel yaklaşık, onun sonrasında 17 ve 25 Aralık sürecinde Türkiye'de olup bitenlere diren diyenler, gelip Taksim Meydanı'nda şov yapanlar Frankfurt'ta nerede? Türkiye'de olduğu zaman demokratik hak oluyor. Peki dün Frankfurt'ta olanları anında gerek entelektüeller gerekse Alman yetkililerin vandalizmle itham etmesinin neyle ifade edebileceğiz? Bu aslında bildik Batı'nın kendi dışındaki dünyaya bakış açısının tezahürüdür. O nedenle dün art arda gelen açıklamalar ve özellikle bugün Alman basınının Frankfurt'ta olup bitenleri görmemek için özel çaba ortaya koyması ve bu bilgilerin ağırlıklı olarak sosyal medya üzerinden dünyaya paylaşılması bizim Türkiye'deki medyanın bu ülkeye ait meselelerin dillendirilmesinde hangi üslup ve akılla süreç yönetmeleri noktasında da bir hatırlatma değil midir? Kendi elimizde Türkiye'de Gezi sürecindeki, Kobani sürecindeki vandalizmi dünyaya duyurabilmek için ve de bu vandalizm üzerinden Türkiye'de halkın seçtiği meşru bir iktidarı sıkıştırabilmek için olağanüstü çaba sarf edenler Frankfurt'ta dün yaşananlar karşısında dut yemiş bülbül gibiler. Bunu bir tek şeyle ifade etmek lazım. Kendi ülkesinde yaşarken kendi ülkesinin gücü karşısında, kendi ülkesi karşısında kompleksli ruh hali yaşayanlar, Batı karşısındaki yenilgiyi içselleştirmiş Stockholm sendromu yaşamı olarak ifade edebiliriz bu hali. Onun için dün Frankfurt'ta olup bitenler karşısında hem dünya kamuoyu nerede, Reuters nerede, CNN nerede, dünyaya duyurabilmek için Türkiye'deki Gezi sürecinin öncesinde gelip konuşlanarak Gezi'de olup bitenleri bütün dünyayla paylaşabilmek için özel çaba sarf edenler nerede? Onlar Frankfurt'ta göremezsiniz onları. Çünkü Frankfurt'ta Merkez Bankası'nın açılışındaki akıl aslında küresel olarak da medyanın önemli bir bölümünü şekillendiren akıl olduğu için orada olup bitenler karşısında sağır olmalarından daha doğal bir şey yok ki, biz onlardan başka bir şey beklemiyoruz. Ama bizim aydın diye geçinenler, elinde kalem köşelerinde her gün bu ülkenin değerlerine hakaret etmeyi, bu ülkenin demokrasisine saldırmayı, bu ülkenin seçilmiş iradesine saldırmayı sanat bilenlerin
suskunluğunu da milletimiz çok iyi anlamaktadır. Peki, şimdi tabii hazır sizi bulmuşken malumunuz cumartesi günü çok önemli bir gün olarak beliriyor önümüzde. Çünkü Nevruz ve kutlama törenleri var ve Nevruz'la ilgili de önemli beklentiler var. Bir HDP heyeti İmralı'ya gitti, Öcalan'ın mektubunu alacak ve getirecek. Nevruz günü Diyarbakır'da bu mektup okunacak anlaşılıyor. Ve daha geride bıraktığımız günler içerisinde bir silah bırakma çağrısı da vardı malumunuz. Ama bütün bunlar olurken HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş yine bir tuhaf açıklama yaptı. Diyor ki biz daha barışın havasını solumadık. Bizim için barış silahların susması demek değildir. Şimdi merak ediyorum, böylesine olumlu bir hava varken, böylesine çözüme doğru olumlu bir hava varken Selahattin Demirtaş'ın son günlerde sıklıkla gündeme gelen bu tür açıklamaları nasıl bir anlam yüklü? Selahattin Demirtaş'ın kendi görüşleri midir sizce bunlar? Yoksa Demirtaş başka bir kesimin görüşlerini, tavrını mı seslendiriyor? Ne dersiniz? HDP eş genel başkanının düşünceleri Anadolu insanının düşünceleri değildir. Anadolu'da var olan barış iklimidir. Kardeşlik iklimidir. Anadolu'nun tamamına yakın bir gücü bu barış iklimini ve çözüm sürecinin hedefine ulaşması için hem gayret etmektedir hem de dua etmektedir. HDP eş genel başkanı Tel Aviv Londra aksında hava soluduğu için galiba Anadolu'nun Ahmet Yesevi'den bu yana, Ahmedi Hani'den bu yana şekillenen havasını soluduğunda bu hava ağır geliyor ona. Dolayısıyla HDP eş genel başkanı ve onun çizgisinde olanlar ne kadar çözüm sürecine yönelik AK Parti iktidarının liderimiz Sayın Erdoğan öncülüğünde attığı adımları akamete uğratmak için siyasi dilde şiddetin önünü açıklamalar yaparsa yapsın, Nevruz ve sonrasında bu ülkede artık silahlar konuşmayacaktır. Bu ülkede artık Türklerle Kürtlerin kardeşliğinin bir büyük muhabbete dönüşmesinin önünde engel olarak duran terör tasfiye olacaktır. Çok net söylüyorum. Önümüzdeki süreçte Türkiye'de ekonomik olarak daha güçlü olabilmek yolunda, Türkiye'nin barışının güçlenmesi yolunda çok daha güzel günler yaşayacağız. Buna tüm toplum hazır olmalı. Tabii ki bu barış ikliminden rahatsız olan, her konuşmamda ifade ediyorum, 100 yıl önce bu coğrafyadaki düzeni kuranlar inanılmaz rahatsız. Ve onlar Kandil'in bir kanadı eliyle sürekli mesaj vermek istiyorlar. HDP eş genel başkanı eliyle bir takım mesaj vermek istiyorlar. Paralel yapı da Kandil üzerinden HDP'nin içerisinde, HDP'nin içerisinde kendine adres arayarak çözüm sürecini akamete uğratmak için bir büyük telaşın ve gayretin içerisindeler. Ama bu tutmayacak. Tutacak olan şudur: Nevruz ve sonrasında inşallah bu ülkede silahlar asla bir daha konuşmayacaktır. Bakınız Sayın Okaner, biz Türkiye'de hala bu meseleleri konuşurken, dün akşamda bir TV kanalında ifade ettim. İran'da yapılan bir toplantıda İran'ın önemli isimlerinden birisi Bağdat'ı İran'ın başkenti olarak ifade ediyor. Ve yeniden Amerika-İran ilişkileri üzerinden bir Safevi stratejisiyle Türkiye'yi Orta Doğu'ya çıkartmamak için özel gayretlerin olduğu bir süreçte Sayın Demirtaş'tan beklenen çözüm sürecinin hedefine ulaşabilmesi için ortaya koydukları katkının
fevkindekini ortaya koymaları, sokağa artık bir adres olarak, şiddeti artık bir adres olarak göstermekten vazgeçip ne konuşulacaksa ki her şey toplumun önünde, kamuoyunun önünde, parlamentoda çok net bir şekilde konuşuluyor. Buna güç vermeliler. Yoksa ikide bir her pozitif adım atıldığında çıkıp tahrik eden, çıkıp bu toplumun, bu ülkenin hassasiyetleriyle oynamaya kalkan üslup ve davranış asla çözüm sürecinin ruhuna uygun değildir. Zaten bu çözüm sürecinde de bazı aktörlerin İmralı'nın rolünü üstlenebilmek için özel çaba sarf ettiğinin de farkındayız. İmralı'nın rolünü üstlenebilmek için çaba sarf ettiklerini ve de kendilerini bu anlamda önümüzdeki süreçte çözüm sürecinin ardından siyasal aktör olarak tek başına İmralı'nın dışlandığı, tek başına kendilerinin siyasal aktör olarak var olmak için çaba sarf ettiklerinin farkındayız. Evet. Biliyorum ki Anadolu halkı, bu millet bu oyunların hepsini boşa çıkaracaktır ve Türkiye'nin üzerinde ameliyat yapmak isteyenlere asla bir daha izin vermeyecektir. Ben de sizin sözleriniz arasında geçen şu cümlenin altını kalın çizgilerle çizmek istiyorum. Şöyle demiştiniz: Türkiye barışının önüne engel çıkaranlar 7 Haziran seçimlerinden sonra tasfiye edileceklerdir. Tekrar ediyorum, ben de bu cümlenizin altını kalın çizgilerle çiziyorum. Çok teşekkür ediyorum. Değerli açıklamalarınız ve yorumlarınızla ajansı zenginleştirdiniz.